MİT müsteşarı değil de diyelim müsteşar yardımcısı veya MİT'in herhangi bir daire başkanı falan burada MİT müsteşarına çok ağır bir sorumluluk düşüyor. Bunu derhal araştırmalıdır ve kamuoyuna aydınlatmalıdır. İYİ Parti'den Kavuncu'yu MİT ve Milli Savunma Bakanı'na sorduk açıklaması geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bunun doğru olduğuna inanmıyorum dedi. MİT Müsteşarı Fidan'ı açıklama yapmaya çağırdı. Bunu sorumlu tutuyorum ve kendisine buradan soruyorum. Kamuoyunu aydınlatması lazım. Bakın MİT müsteşarının e, kesinlikle bu konuda kamuoyunu aydınlatması ne lazım. Yani bu konuyu aydınlatması lazım. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü açıklamaları siyasetin gündeminde. MİT müsteşarı nasıl böyle bir cevap verebilir? Yani birisi telefon açıyor, isterse parti başkanı olsun. Soru soruluyorsa da MİT müsteşarının kanunlar dairesinde bir yanıt vermesi gerekir. Sayın Genel Başkan iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve e, bu devlet görevlilerin isimlerini vermiyorum çok yüksek. Ancak bu isimlerle ilgili İyi Partiden bir açıklama gelmedi, Ta taki Habertürk'teki canlı yayına kadar. Sayın Genel Başkan'a zaten daha önceden söylüyor. Nereden biliyorsun bunu dediğinde e, istihbaratı bilgiden. Diyor. İyi Parti Adalet ve Hukuk İşleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem o isimlerin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu söyledi. Nereden alınır? MİT başkanımıza soruyor, açıyor telefonu. MİT başkanına diyor ki bir milletvekilimiz bir efendim başkanımızın hakkında bunu söylüyor. Sizde böyle bir bilgi var mı diyor, soruyor. Yetmiyor sayın savunma bakın. Yani sizin söylediğiniz... Program konu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdem'in açıklamasına tepki gösterdi. Bu olayın doğru olduğuna inanmıyorum dedi. Bilgiye inanamıyorum. Nesine? Telefon yani açıldı. Ben ya. bu bilgiyi Türkiye kanunlarının, geleneklerin hiçbirini oturtamıyorum. Yani herhangi bir kanunda, anayasada, şurada, burada MİT Müsteşarı'nın telefon açan herkese insanlar hakkında bu tür malumatlar vermesi hiç olacak bir şey değil. MİT müsteşarının Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu vurgulayan Perinçek, bir siyasi parti başkanına bile böyle bilgi verilemeyeceğini belirtti. Ve her önüne gelen telefon açıp MİT müsteşarından bu tür bilgiler alamaz. İsterse parti başkanı olsun. Burada çok tuhaf, çok acayip, çok garip ve hiçbir şeye sığmayan bir davranış var. Ve ben e, bunun doğru olduğuna açık söyleyeyim inanamıyorum. Kaldı doğru ki... olmayan şey kendisine telefon açılmış olmasın mı? Hayır, MİT Müsteşarı'nın bir, bir, baş, mı? bir parti başkanına böyle bir malumat vermesine ben hiçbir şekilde inanmıyorum. Bence böyle bir bu doğru değildir. Bu olaydan MİT Müsteşarı'nı sorumlu tuttuğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Hakan Fidan'ın kamuoyunu aydınlatması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanına sorumlu, sorumluyum Bu budur bilgileri ancak ona verebilirim saygılar sunarım falan deyip telefonu kapatması gerekir ve yani onun için e, bence bu konunun üzerine gidilmeli ve buradan ben mit müsteşarına da sesleniyorum. Derhal kamuoyunu aydınlatmak zorundadır. Böyle bir şey olamaz. Bana böyle bir telefon geldi, gelmedi. Geldi, gelmedi, ne cevap verdi? Veyahut da kendisi muhatap değilse e, başka bir e, MİT sorumlusu buna muhatap olduysa derhal onu araştırıp e, onu da sorgulaması ve gerekli disiplin kovuşturması yapması gerekir. Böyle mit şey bakkal dükkanı değil, kibrit almaya gider gibi gidiyorsunuz, bana bir kibrit ver diyorsunuz ve o size istihbarat veriyor. Böyle saçma şey olur mu?